Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir mecliste otururken, ne olur kardeşlerim buraya dikkat edin, şöyle buyurdu, dedi ki ölen her insan pişman olacaktır. Allahu Akbar. Ölen her insan pişman olacaktır. Bu sözler kime söyleniyor biliyor musun Furkan kardeş? Ahirete kendini hedeflemiş, ahiret merkezli yaşayan, ayakları toprakta ama ruhu cennet bahçelerinde gezinen ashaba sesleniyor Peygamber aleyhisselam. Diyor ki ölen her bir kimse mutlaka pişman olacaktır. Bu söz sahabe için çok düşündürücü ve aynı zamanda ürkütücüdür. Çünkü onlar Peygamber aleyhisselamı vakfın geniş koridorlarında yer alan seminer salonlarında hadis dinlemediler. Hele yarı uykuyla, bulanık gözlerle, karman çorman bir kafayla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemediler. Karşılarında bir hadis profesörü yoktu. Hayat profesörü vardı. Karşılarında bir hadis usulünü yazan kitabın sahibi yoktu. Hayatın kitabını yazan bir peygamber vardı. Allah Resulü'nü öyle bir dinlediler ki zifiri kalan karanlıkta yolunu kaybeden bir yolcunun kulaklarını açtığı gibi açtılar. Öyle boş gözlerle bir muhaddisi dinlemediler aziz dostum. O yüzden dediler ki hemen cevap verdiler. Ya Resulallah, bu pişmanlık da neyin nesidir? Yani ben Ömer bin Hattab radıyallahu anh gibi sorumluluk sahibi olacağım, pişman olacağım. Ben Hazreti Ebu Bekir'in imanına sahip olacağım ama pişman olacağım. Halid'in cesareti, Hamza'nın şehadeti, Ali radıyallahu anh'ın hikmeti, ilmi ne derseniz deyin, bunlara sahip olacağım ama Kadir abi öldükten sonra pişman olacağım. Bu sahabe için çok düşündürücü ve ürkütücü aziz dostlar. O yüzden hemen sordular, ya Resulallah, bu pişmanlık neyin nesidir? Kim bunlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Dedi ki eğer bir kimse iyi ise, salih ise, iyiliğini arttırmadığına pişman olacaktır. Allahu Akbar. Bir kimse iyi ise iyiliğini arttırmadığına pişman olacaktır. Ve dedi ki eğer o kişi kötü ise kötülüğünden vazgeçmediğine pişman olacaktır. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ne demek istedi biliyor musun aziz dostum? Yani ölüm meleğiyle karşı karşıya kaldığımızda, insanlar omuzlarında kabrimize doğru yürüdüğünde, bizim için kazılan çukurun içerisine konulup üzerimize toprak örtüldüğünde, aynı toprağın içerisinden kalkıp yalın ayak, çıplak, korkak gözlerle karanlıkların içerisinden alemlerin Rabbi olan Allah'a ilerletildiğimizde, hesap vermek için mizanın karşısında bekletildiğimizde bütün kulların bir pişmanlığı olacaktır. Allahu Ekber. Bütün kulların, ama aziz dostlar, bütün kulların. Mümin ise hayrını ve iyiliğini arttırmadığına pişman olacak. Muttaki ise Allah'tan daha fazla korkmadığına pişman olacak. Daha fazla secde etmediğine ağlayacak. Ah diyecek. Benim gecelerimi, benim sabah namazlarıma engel olan, perde olan o malayani işler, keşke olmasaydınız da gece namazının şerefiyle, sabah namazının güzelliğiyle alemlerin Rabbi olan Allah'ı biraz daha memnun etseydim diyecekler ve diyeceğiz aziz dostum. Allah'ı ne kadar az zikredişimize yanacağız. Şu gözlerimiz Kur'an tilavet ederken yaşarmayışına pişman olacağız. Biraz daha davet edelim. İnsanlara biraz daha nasihat edelim. Dilimiz biraz daha yorulsun. Bundan dolayı yeri geldiği zaman sürçsün. Pişman olacağız aziz dostum. Pişman. Cennetin içerisine girsek dahi, nimetlerden istifade etsek dahi Peygamber aleyhisselam diyor, pişman olacaksınız. Allahu Akbar. Sebebi iki şeydir kardeşim. Bu pişmanlığın sebebi iki şeydir. Bir, unutma aziz dostum. Yeryüzünde nefes alıp veren Adem oğlunun avucunun içine bırakılan en büyük nimet Allah'a kulluktur. Allahu Akbar. Allah'a kulluktur. Aziz olan, her şeyi yoktan var eden, her şeyi gören, her şey üzerinde gerçek tasarrufu bulunan zengin Allah'a
fakir kulunun ibadet etmesi, kulluk yapması en büyük nimetlerdendir. Bu nimet cennette elinizden alınacak. Allahu Ekber. Nimetler içerisinde de olsanız secdeler elinizden alınacak. Zikirler elinizden alınacak. Oruçlar elinizden alınacak. Diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayı biraz daha itaatte bulunmanın eksikliğini hissedeceğiz ve pişman olacağız. İkincisi, sizden daha takvalı, bizden daha şecaatli, Allah'ı ve Resulünü daha çok seven, peygamberlerin yolunu daha çok seven insanlara verilen dereceleri gördüğümüzde pişmanlayacağız. Hayıflayacağız kendimizi. Keşke biraz daha yapsaydık diyeceğiz aziz dostlar.